Evde kahve demleme yöntemleri serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. İlk videoda genel nasıl bir yapı takip edeceğimizi konuşmuştuk. Bugün ikinci videomuzda 3 ana gruptan ikincisi olan üstten döküşlü, yer çekimi, pour over, kafelerde daha çok pour over göreceksiniz, yöntemleri konuşacağız. Bunların da 2 ana grubu ele alacağız. Birincisi filtre kahve makineleri, yine çok yaygın. İkincisi de manuel üstten döküşlü filtre yöntemleri. Bunları konuşuyor olacağız. Siz evde hangi yöntemle demleme yapıyorsunuz? Yöntem veya yöntemler. Lütfen onları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Ama başlamadan önce... Gözlerinin ne kadar güzel olduğundan başlayalım. 10.000 abone yolculuğumuz devam ediyor. Lütfen bize bir yolculukla destek olun. Bu bölümde de bizi erdemler takip ediyor. Ediyor musunuz? Yaptığımız içerikleri beğeniyorsanız, arada bir sırıtıyorsanız veya güldürebiliyorsak sizi lütfen paylaşmayı, likelamayı, onu bunu yapmayı unutmayın. Ve şimdi videoya dönüyoruz. Geldik yer çekimi kullanan yöntemlerimizin detaylarına. Bunlardan ilki de filtre kahve makinesi. Filtre kahve makinemizin avantajları nedir? Birden fazla bardak kahve çıkarmada en ideal yöntem olması. İkincisi de bas git olması. Yani hiçbir çaba, hiçbir konsantrasyona gerek duymaması. Dezavantajları nedir? Müdahale şansınızın yine az olması, iyice böyle kaldım bu sefer. Ve nispeten pahalı oluşu. Tabii bir Aeropress fiyatına da filtre kahve makineleri var. Ama gene de ortalama bir makine nispeten pahalı sayılabilir. Bizde yok. Biraz izleyin de biz de alabilelim eve. Bizim evde yok. Uğraşıyoruz her gün. Yine çok yaygın olan kahve demleme, özellikle ofislerde ama evlerde de yaygın olan bir demleme yöntemi. Herkesin neredeyse en azından fikrinin olduğu bir demleme yöntemi. Yine bir üstten demlemeli yer çekimi etkisiyle demlenen bir kahve. Ancak kendi içinde kapalı, tuşa bas ve ürün al şeklinde çalıştığı için müdahale şansımız çok az. Son yıllarda 3. dalga kahveciliğin yayılmasıyla yarı manuel veya tam manuel otomatik olmuyor. Daha yarı manuel veya programlama yapabildiğiniz filtre kahve makineleri de çıktı. Ama bunlar çok uçuk fiyatlı makineler. Çok gerek var mı? Bence yok. Genel olarak kahvenin ortalama tadını rahatlıkla alabileceğiniz ama çok fazla kahve içiyorsanız da neredeyse elinizdeki tek yöntem. Çünkü bir kere de 5 bardak 6 bardak demleyebileceğiniz ender yöntemlerden biri. Peki kimler için ideal? Günde minimum 4 bardak, 5 bardak kahve içenler için filtre kahve makinesi en ideal yöntem. Şimdi geldik tüm seri içindeki en karışık ikinci konuya. O da pour over dediğimiz üstten döküşlü. Bunda su var ama çok dökmüyor. Üstten döküşlü yöntemler, V60'lar, Prover'lar, Origami'ler, Kalitalar, 1000'e yakın çeşidi var artık ama genel olarak üstten döküşlü filtreyle süzülen yer çekimi yöntemli kahvelerimiz. Şu anda masada bile Switch, Origami, düz V60. Üstten döküşlü yöntemlerin avantajları nedir? Kahveye maksimum müdahalemiz bu yöntemde var. Kahvenin tadına istediğimiz kadar müdahale edebildiğimiz, en iyi bardakları çıkarabileceğimiz yöntemlerden birisi. Dezavantajları nedir? Ustalaşması zor. Çok zor bile diyebilirim hatta. Ve pek çok ekipmana ihtiyaç duyduğu için birazcık da maliyetli bir yöntem olması. Üstten döküşlü yöntemler özellikle son 15-20 yıldır çok yaygınlaşmaya başlayan bir yöntem. Türkiye'de de oldukça yaygın. Kahveyle ciddi ilgilenenler için gibi dursa da özellikle son yıllarda çok fazla destek ekipmanlarıyla da birlikte tecrübeniz dahi olmadan veya pahalı bir kettle'ınız bile olmadan normal bir su kettle'ıyla şöyle 200 liralık bir ekipmanla düzgün döküş alıp güzel bardaklar da çıkarabileceğiniz yöntemler de gelişmeye başladı artık. Ama onun haricinde siz kahveyle çok ciddi ilgileniyorsanız, kahvenin en incik cıncığına kadar aromasını dahi çıkarmak istiyorsanız, buna da izin veren yöntemler, bu üstten döküşlü yöntemler. Kafayı kırmak istiyorsanız zaten iki seçeneğiniz var. Ya pour over ile uğraşacaksınız ya da espresso ile. Burada da dediğim gibi varyasyon da çok. Kendi başına her biri ayrı bir video içeriyor. Neden hem origami hem V60 var? Demleme şampiyonası hazırlık bölümünde de bahsetmiştik biraz demleme farklılıklarından. Ağız çıkışı daha geniş olduğu için daha hızlı demleneceğinden, işte kahveyi daha ince ötebilirim, böylece daha fazla aroma çıkarabilirim vesaire. Bunda switch kontrolüm var. Buzlu yapacaksam az suyla daha çok demleyebilirim vesaire gibi. Aslında hepsinin var olması için ayrı bir sebep var. Gördüğünüz gibi kahvenin farklı alanlarına müdahale edebilmemizi sağlıyor. Birden fazla çeşidini de evinizde bulundurmanız gerekebilir. Üstten döküşlü yöntemler kimler için ideal? Kahveyi ciddi bir hobi veya tutku haline çevirmek isteyenler veya arada bir bardak içiyorum ama o da keyifli bir bardak olsun. Kafein
tadilinden değil aromasından içmek istiyorum diyenler için de üstten döküşlü yöntemler kesinlikle ideal. Olur da talep olursa, pek olmuyor ben bunu söylediğimde ama bunun detaylarına inerim derseniz de yorumlarda belirtin. Bu yöntemlerin detaylarına da giriyor olacağız. Evet, üstten döküşlü yöntemler videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bilgiler olmuştur. Sizler bunları kullanıyor musunuz? Hangisini kullanıyorsunuz? Kullanıyorsanız neden onu kullanıyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Merak ettiğiniz sorular varsa onları da sorun. Paylaşmayı, likelamayı, arkadaşlarınıza anlatmayı, kahveyle ilgili çok soru alıyorsunuz. Al abi buradan öğren diyebileceğiniz bu videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ediyorum ve kendinize iyi bakın diyorum. Arkadaşların gelmeden izlesin. Bize geldikken de kahve anlatamazsın.